Araştırma sürecinde attığımız adımların bilimsel temellere dayanan ortak akılın ürünü olması oldukça önem arz etmektedir. Ortak akılla eğitim-öğretim süreçlerindeki yapılandırmayı gerçekleştirecek üniversitelerimiz, ülke kalkınmasının temeli olan teknolojik ve bilimsel gelişmede önemli bir ivme kazanacaktır. Bizler Ege Üniversitesi'nde 2017 yılından itibaren değişen çağın koşullarını göz önüne alarak eğitim, öğretim ve araştırma dair tüm faaliyet alanlarımızda bir değişim dönüşüm seferberliği açıkçası başlattık. Bu değişimin ancak ortak akılla mümkün olduğunu bilinciyle hareket ederek kurumsal iletişim ağlarımızı etkin ve dinamik kıldık. Ege Üniversitesi ailesinin tüm mensuplarıyla mesela rektörle akşam çayı, rektörle öğrenci buluşmaları, rektörle idari çalışan buluşmaları, Ege Üniversitesi Gelecek Şurası gibi yüz yüze iletişim kurduğumuz toplantılarda bir araya gelerek ortak akıllı üniversitemizin hedeflerini belirledik. Geliştirdiğimiz sağlıklı iletişim ağını güçlü ve sürdürülebilir kılmak için çok önemsediğimiz bu toplantılarımızı bugün de aslında ara vermeden devam ettiriyoruz. Değerli hocalarım, biliyoruz ki yüksek öğretim sisteminde farklı bir konuma sahip olan araştırma üniversitelerimiz, ekonominin ihtiyaç duyduğu profesyonelleri, bilim insanlarını ve araştırmacıları yetiştirmede ve ulusal inovasyon sistemlerini destekleyecek yeni bilgiler üretmede çok önemli roller üstlenmektedir. Hiç kuşkusuz ki ülkemizin küresel rekabette daha güçlü olması araştırma altyapısını geliştirmesi ve ilerletmesine bağlıdır. Bizler de araştırma üniversitesi unvanına sahip bir üniversite olarak yarattığımız bilim üretme iklimiyle ülkemizin teknolojik ve bilimsel gelişimine katkı sunuyor, bilimsel çalışmalarımızı bu motivasyondan aldığımız güçle devam ettiriyoruz. Günümüzde ülkelerin ekonomik güçlerinin beşeri ve sosyal sermayeleriyle ölçüldüğünü biliyoruz. Ülkemizin gelişimine önemli katkılar sağlayacak donanımlı insan kaynağını yetiştirmek bizi medeniyet yarışında daha güçlü hale getirecektir. Bu noktada eğitim öğretimde kalite kavramı ve akreditasyon önemli bir başlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitelerimizin eğitim öğretim dair tüm faaliyetlerinde uluslararası kalite standartlarına ulaşmaya hedef edilmesi stratejik bir önem arz etmektedir. Bizler de bu stratejik önemin farkındalığı ile kalite ve akreditasyonu kendimize kurumsal bir hedef olarak belirledik. Bu hedef doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde ülkemizde kurumsal tam akreditasyon belgesi alan İlk devlet üniversite olarak tarihi bir başarıya imza attık. Bugün Ege Üniversitesi kurumsal tam akreditasyonla eğitim ve öğretim dahil tüm faaliyetlerinde güncel yaklaşımları benimsediği ve bunları tescillediği bir üniversite konumundadır. Hepinizin bildiği üzere Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi marifetiyle üniversiteler ve özel sektörün desteğiyle ülkemizde büyük bir teknoloji hamlesi başlatıldı. Günümüz dünyasında bilim üretmek ve teknolojik yenilik yaratmak ekonomik ve insani gelişmenin en önemli koşulu haline gelmiştir. Bu noktadan bakıldığında bilimin üretildiği biz üniversitelere yerli ve milli teknolojinin geliştirilmesi noktasında ciddi sorumluluklar düşmektedir. Çağı okuyabilen insan kaynağının yetiştirilmesi ve milli teknolojinin geliştirilmesinde noktasında üniversiteler olarak bizlere önemli görevler düşmekte. Stratejik eylem planımızı da bu motivasyonla biz geliştirdik. Ben sözlerime son verirken değerli bilgilerin paylaşımına olanak sağlayan panelin tüm paydaşlarına katkıları dolayısıyla teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evet. Evet, şimdi söz sırası kimde? Biz genel bir değerlendirme yaptık. Biraz da üniversite olarak kendi tecrübelerimizi paylaştık. Teşekkür ederiz Sayın Hocam, Sayın Rektörüm, merhabalar. Merhaba. Özenen Hocam da panelistler arasında ama katılımcılar da görünüyor. Ben teknik ekibimize en azından söylemiş olayım. İsterseniz o bağlanana kadar ben sizden alıp devam edeyim Tamam, buyurun. deneyimleri paylaşmaya. Çok teşekkür ederim. Öncelikle size ve tüm eğitim fakültesindeki kıymetli meslektaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum.
Konferans daveti için de teşekkür ederim. Bu panel oldukça önemli çünkü değişen, dönüşen dünya içerisinde akademisyen olarak bizlerin motivasyonu ve bizlerin bu değişen dönüşüm süreci içerisindeki rolümüzün çok aktif olması ve aynı zamanda bu değişimin öncüsü olmamız için de kendi akademik camiamızda ister eğitimci olalım, ister tıp fakültesi hocası olalım, ister mühendislik hocası olalım, ihtiyacımız olan oldukça fazla destekler var ve gerçekten de motivasyona da ihtiyacımız olduğu bir gerçek. Bu dönüşümü son 2-2,5 yıldır çok hızlı bir şekilde yaşadık. Tabii ki pandemi bizim için kolay bir süreç değildi. Belirsizliklerle yoğrulduğumuz bir süreçti. Ve eğitimci olarak aslında bizler belirsizliği çok çok da sevmeyiz. Çünkü planımız bellidir, akademik yılda takvimimiz bellidir, ders izlencelerimiz bellidir. Öyle bir anda çıkan belirsizlikler bizim çok hoşumuza gitmez aslında. Ama aslına bakarsanız evlerde geçirdiğimiz ciddi bir de zaman oldu. Ve eğitim adına da çok şeyi deneyimledik. Her üniversitemiz, devlet, vakıf fark etmeksizin kendi altyapısıyla bu deneyimi son derece hızlı bir şekilde artıya dönüştürdü. Ama burada emeğin, hani emek yoğun derler ya hocam, emek yoğun bir süreçti. Çünkü saatimiz yoktu. Online'a çekildiğimiz anda ve daha sonra hibrite döndüğümüz anda biz yöneticilerin de hocalarımız içerisinde 7-24 cumartesi pazar akşam fark etmeksizin hem öğrencilerimize geri dönmek hem de bu süreci yönetmek durumundaydık. O yüzden son derece hızlı bir giriş oldu. Ve bu son 2,5 yılda hem tamamen online eğitimi gördük ama eğitimin kalitesinden ödün vermeksizin ve özellikle uygulama alanlarında stajları da gerçekleştirerek devam ettik. Örneğin tıp fakültelerinde, sağlık bilimleri fakültelerindeki uygulamaların ne kadar hassas olduğunu, internlük dönemlerinin aslında pandemiye de denk gelmesiyle beraber ne kadar zorlandığımızı hepimiz çok iyi biliyoruz. Ben bir eğitim teknoloğu olarak özellikle bu sürecin tüm üniversiteler açısından akademisyenlerimiz için son derece deneyim dolu olduğunu ve bu deneyimin bundan sonraki eğitim tasarımlarımızı son derece etkileyeceğini de düşünüyorum. Şimdi Bahçeşehir Üniversitesi olarak biz neler yaptık bu süreçte ve akademisyenlerimiz için ne tür destekler yaptık? Bundan biraz bahsedeyim. Özellikle bu pandemi sürecinde en çok ihtiyaç duyulan şey teknolojik altyapı desteği. Bunun üniversitelerimizde hazır olması çok çok önemli ve önceki deneyimlere sahip olmak da çok önemli. Bu anlamda biz zaten altyapımız vardı. Hali hazırda online eğitimi kullanıyorduk. Hali hazırda bir öğrenme yönetim sistemimiz ve uzaktan eğitim sistemine ilişkin sistemlerimiz mevcuttu ama her hocamızın deneyimlemediği durumlar da vardı. Buradaki deneyimlemeleri için tabii ki öğrenme ve öğretme merkezini kurmuştuk daha önce ve bunun üzerinden son derece hızlı bir şekilde hocalarımıza to the point, hap şeklinde, onları sıkmayacak şekilde hızlıca eğitimlerden geçirdik ve bunları her dönem boyunca yaptık ve sadece kendi hocamız için değil ama kısmi zamanlı olarak farklı üniversitelerden bize gelen hocalarımız için de yaptık. Bunu en çok da ölçme değerlendirme konusunda yaptık. Çünkü online'a geçildiğinde ölçme değerlendirme konusundaki yaklaşımımızın da değişmesi gerekiyor. Ortam değiştiğinde tasarımın da değişmesi gerekiyor. Bu süreçte aynı zamanda bir akademisyenin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri de bilimsel üretiminin devam etmesi. Çünkü bilim üreterek var olmak bizim aslında vazgeçmezimiz. Hangi title'da olursak olalım. Bu herkes için son derece önemli. Bu açıdan da özellikle bilimsel araştırma projeleri açısından üniversitenin hem öz kaynakları hem de TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projeleri açısından ve bilimsel üretimlerimiz açısından aynı süreçleri online'da ya da hibritte de gerçekleştirdik. Bu açıdan baktığınızda akademik motivasyonu sağlamak açısından bu süreç online'da hiç kolay olmadı. Çünkü evinde olan hocamızın çocuğu da vardı. O çocuğu da eğitim görüyordu ve aynı zamanda evin içerisinde herkes olunca özellikle kadın akademisyenler için ben açıkça söylemek isterim ki iş yükümüz de arttı. Ve bu kolay bir süreç değildi ama bu süreçte özellikle akademisyenlerimizin ben başarıyla geçtiğini düşünüyorum. Çünkü en son Times Higher Education'daki açıklanan
Sıralamalarda da üniversitemiz 110 sıra yukarı doğru çıktı. Yani bilimsel üretimimizin devam ettiğinin çok güzel bir göstergesi. Ama bunu birlikte çalışarak oluşturduk ve birlikte üreterek oluşturduk ve uluslararası bağlantılarımızı devam ettirerek oluşturduk. Bunun dışında bilimsel araştırma projeleri açısından da birçok farklı destek mekanizmalarını ortaya çıkardık. Akademisyenlerimizin güçlü oldukları farklı yönler var. Örneğin bir akademisyenimiz araştırma konusunda son derece güçlü ve bir laboratuvarı var ve oraya devam ederek bu süreci devam ettiriyor ve yayınlarını çıkartıyorsa, araştırmacı kimliklendirmesiyle ders yükünü azaltarak araştırmacı tarafında ona postdoc desteği veyahut da farklı destekler verdik. Eğitimci araştırmacı olan akademisyenlerimizin hem eğitimlerini verebilmeleri için bu noktada gerekli öğrenme öğretme merkezi üzerine olsun, fakülte üzerine olsun destekleri verdik. Hem de araştırma projelerine başvuruların içinde özel teknoloji transfer ofisinden destekler de oluşturduk. Bir eğitimci kimliklendirmesi yaptık. Buradaki hocalarımız araştırma yapmak istemeyen ya da araştırmada var olmak istemeyen ama eğitimci olarak var olmak isteyen ve bu konuda çok iyi olan hocalarımız. Onları da eğitimci olarak kimliklendirmesini yaptık. Dördüncü olarak da girişimci akademisyen portföyümüz var. Bu portföyde de özellikle startup kurmak isteyen, TÜBİTAK'ın big programlarına yararlanmak isteyen veya da hali hazırda firması olan hocalarımız için de girişimcilik merkezleri üzerinden desteğimizi oluşturduk. Bu kimliklendirmeleri neden söylüyorum? Çünkü vakıf üniversitelerinde performansa göre bir değerlendirme olur. Sizin ürettiğinize göre değerlendirmeniz olur. Bizim buradaki amacımız her hocamızın güçlü olduğu yönü alıp o yön üzerinden performansını değerlendirmek ve performansına destek mekanizmalarını sağlamak. Çünkü destek mekanizması sağlamadan değerlendirmenizin zaten çok bir anlamı yok. Bu anlamda akademik teşvikleri de özellikle ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki belki de Türkiye'de akademik teşvik anlamında en yüksek desteği de veren üniversiteyiz. Çünkü bir hedefimiz var. Dünyada üniversite sıralamaları arasında iyi bir konuma gelmek istiyoruz. Bu da üretimle, akademik üretimle ve her hocamızın güçlü yönünü güçlü yerde kullanmasıyla ancak mümkün olabiliyor. Bunun yanı sıra, hocalarımızın yanı sıra özellikle araştırma görevlerinde bir yatırımımız oldu. Araştırma görevlerimiz için araştırmacı yetiştirme programı başlattık. İngiltere'de çok güzel bir framework belirledik. İngiltere hükümetinin kullandığı, yüksek öğretimin kullandığı bir framework. Bir araştırmacı yetiştirirken hem araştırma, hem proje fonlarını alabilme, hem eğitimi iyi verebilme, hem de kişisel olarak kendisini geliştirebilmesi için bazı yetkinlikler tanımlanmış durumda. Bu yetkinlikleri baz alarak araştırma görevlerimiz için özel eğitimler, özel destekler oluşturduk. Evet, doktorasını biz de yapmıyor olabilir ki çoğu araştırma görevimiz farklı üniversitelerde yapıyor. Ama onların ihtiyaç duydukları, örneğin en çok ihtiyaç duydukları ve bizden istedikleri SPSS'di hocam. SPSS kurslarının dahil olmak üzere birçok eğitim verdik ve bununla hala devam ediyoruz. Çünkü üniversite olarak artık gelecek sene 25. yılımız, genç bir üniversiteyiz. Ama kendi içimizden araştırma görevlisi olarak başlayıp profesör olan çok kıymetli hocalarımız var. Bu anlamda da araştırma görevleri özelinde de özel bir desteğimiz ve yatırımımız oldu. Oradaki grubu unutmamak gerekiyor. Biz de zamanında araştırma görevlisiydik çünkü oradan başladık ve yavaş yavaş yukarı çıktık. Bu süreç içerisinde özellikle hibrit eğitim artık vazgeçilmemiz, yani bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu dijital teknolojileri şimdi kullandık, 2 gün sonra kullanmayacağız diye bir şey yok ama dersine göre, müfredata göre, fakültesine göre, kazanımlarına göre farklı tasarımlarla kullanacağız. Buna ilişkin bizi dinleyen kıymetli konferans katılımcıları eğer bakmak isterlerse, hibrit eğitim kalite standartlarını biz oluşturmuştuk ve bu kalite standartlarını da web sitemizde yayınladık ki bütün herkes bunu kullanabilsin diye. İsterseniz, bakmak isterseniz hibrit eğitim ve Bahçeşehir Üniversitesi diye yazarsanız arama motoruna hibrit.bau.edu.tr adresinden bu kalite standartlarını görebilirsiniz. Ve orada göreceksiniz ki iş sadece derslerle ilgili değil, bir üniversitenin yönetim bakış açısı, iletişim bakış açısı, öğrencinin deneyimi açısından da bir hibrit üniversite olmanın da kalite standartlarını da görüp kendinizi ona göre veya kurumunuzda ona göre uyarlayabilirsiniz. İkincisi, eğer bakmak isterseniz bu akademik yılda biz
Biraz daha esnek bir eğitim modeline geçtik. Çünkü hibrit çalışma modeline de geçtik. Akademik olarak hocalarımızın en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri de online derslerini istedikleri mekanlarda, istedikleri zamanlarda yapabilmeleri, tabii ki akademik planlamaya göre, ama istedikleri zamanda ofislerinde olabilmeleri. O yüzden hibrit çalışma düzenindeyiz ve daha esnek olarak eğitime bakış açımızı değiştirerek Flexible adında farklı bir eğitim yaklaşımına geçtik. Şu andaki eğitim yaklaşımımıza baktığımızda özellikle online olarak var olan dünyadaki en iyi dersleri saydığımızı, öğrencinin deneyimine ilişkin, öğrencinin tercihini dikkate alarak devam ettiğimizi ve erişebilirlik açısından da alt sistemlerimizi yenilediğimizi göreceksiniz. İncelemek isterseniz eğitimci hocalarımız Flexible yazarak bununla ilişkin oluşturduğumuz bir web sitesi de var. Buradan kontrol edebilirler. Onu incelediğinizde Nomad Campus diye bir kavram göreceksiniz. Nomad göçebe demektir. Şu anda ilk pilot uygulamalarını yapıyoruz. 5 ülkeden üniversite olarak bir araya geldik. Ve tek bir sınıf üzerinde öğrencilerin gerçek yaşam problemlerini çözdükleri ve bir öğrenme grubunun 5 farklı ülkeden oluşturulduğu bir eğitim yaklaşımını deniyoruz. O yüzden bakmak isterseniz Nomad Campus, Flexible ve hibrit eğitim diye bu deneyimlerimizi paylaştığımız web sitemizden erişebilirsiniz. Ben şimdilik paylaşımlarımı bu kadar yapayım kıymetli rektörüm. Sözü de değerli hocamıza, Özlenen hocamıza bırakayım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Özlenen hocam buyurun. Günaydın herkese. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. 9.sunu düzenlediğiniz bu International Eurasian Education Research Congress'te bu kadar önemli bir konuyu ele aldığınız için ve nazdarsınız için hocam size. Çok teşekkür ederim kıymetli hocalarım, Şirin Hocam, diğer rektör hocalarım, katılımcılar. Çok güzel şeyler bahsetti Şirin Hocam hakikaten. Bu süreç bize şunu gösterdi, COVID. Çok söylendik belki ama benim gözlemlediğim hem eğitimci hem bir tıp doktoru olarak maalesef dünyada anladığım kadarıyla en zor değişen şey eğitim sistemi. Özellikle de üniversiteler bu konuda biraz daha hantal maalesef. Neden bunu yakından gözlemlediğimi ifade edeyim? İki tane çocuk annesiyim ben. Biri ilkokul 3'e gidiyor, biri ilkokul 5'e gidiyor. Onların okulları o kadar çabuk adapte oldu ki bu COVID'de online eğitime. Benim üniversitem, Akdeniz Üniversitesi nezdinde konuşursam ilk etapta çok başarılı olamadık maalesef. Ne yaptık? Hocalarla online eğitim süreçlerini Ayşen Hoca'nın söylediği gibi adapte olamadılar, bilgisayarını açmayı bilemeyen hocalarımız oldu maalesef. Bu etapta ilk dönem bizim için çok zorlu bir süreçti. Nasıldı? Sınavlar da maalesef bitirme ödevleri şeklindeydi. Baktığınız zaman yıl sonunda insan öğrencilerin başarı oranları %97-98'di. Tabii bu çok ayakla bağlaşan bir şey değil. Bu anlamda ben Ağustos 2020'de göreve geldiğimde bunun şöyle bir de benim avantajım vardı. Direktör yardımcım hem kulaklığım rahatça hem de aynı zamanda çok iyi bir yazılımcı. Bu onun birkaç sene önce başlattığı bir yazılım vardı üniversitemizde. O da neydi? Tıp fakültesi nezdinde biz bir soru bankası oluşturmuştuk. Bu soru bankası çok güzel bir soru bankasıydı. Neydi detayları? Bir öğrenci öncelikle sorunun öğrenme hedefini içeriyordu. Sorunun sınav sonrası kaç öğrenci başarılı oldu? Niye o soruyu bilemedi? Zorluk derecesi neydi? Hepsini bize geri bildirim veren bir soru bankasıydı bu. Ve bir sonraki sınavda yine aynı öğrencinin gelişimiyle ilgili bize feedbackler veriyordu. Bu anlamda böyle bir şeyle yola çıktığımız için aslında biraz daha çabuk adapte olduk sonraki sürece. Ne yaptık? Öncelikle hepimizin yaptığı gibi %100 online bir eğitim süreci başladı. Öğretim üyelerimizi hemen kurslar verdik. İşte nasıl girecek, nasıl kaydedecek. Bu süreçte de bütün öğretim üyeleri kendi derslerini kaydetti aynı zamanda. Çocukların o anlamda o saatte ders girişlerini zorunlu kılmadık açıkçası. Çocuk daha sonra işte gece 2'de de kalkıp o dersi öğrenebiliyordu. Ve hep orada kalıcıydı. Bir ay sonra da dönüp bakabiliyordu. Bu anlamda bence bu çok güzel oldu ama
uzun süreçte de, uzun dönemde de öğretim elini bir miktar kopardı. Üniversiteye gelip gitmek anlamında bu da dezavantajı da aslında bakarsanız. Ve sonrasında biz özellikle tıp fakültesi, ben de tıp öğretim üyesiyim. Keza Murat Hocam da öyle. Belki o yüzden ve de tıp öğretimi biraz daha komplike olduğu için belki de bunu biz nasıl everebiliriz diye düşündüğümüzde şöyle bir yola girdik açıkçası. Bir stüdyo oluşturduk. Stüdyoda bazı dersleri bundan sonra kayıt sistemine alacağız. Bu Temmuz ayı itibariyle inşallah başlıyoruz. O kayıt sisteminde o dersleri boşaltacağız. Mesela ben yanık anlatacağım o stüdyoda. Daha sonra kendi dersinde yanığı anlatmayacağım. Çocuklar o dersi dinleyip o derse gelecekler ve bana soru soracaklar yanıkla ilgili. Daha yorum bazlı aslında. Bence bizim eğitim sistemimizdeki en büyük sıkıntı şuydu zaten. Hani özellikle bir 20 yılda, hani ilk etapta belki böyle değildi ama değişen süreçte o değişime niye ayak uyduramadık? Şöyle çünkü sınıflar, biz giriyoruz, çocuklar bizi dinliyorlar, anlatıp geçiyoruz. Soru sormak isteyen varsa soruyor, soru sormak istemeyen yoksa da ders çok rutin bir şekilde devam ediyordu. Bu süreçte böyle olmuyor. Özellikle bazı derslerde çocukların referans kaynaklardan bakma, merak etme zamanları da oluyor açıkçası. Ve bunları muhtemelen daha sonra şeyi de açacağız, mezunlarımızı da açacağız. Bu bence büyük bir evrim olacak eğitim sisteminde. Sanıyorum bu tür bir eğitim yapan Türkiye'de var mı bilmiyorum açıkçası ama ben duymadım. Bunun üzerine ne yaptık? Bizde TUS diye bir şey var biliyorsunuz. Tıptan sonra, tıp bitirdikten sonra TUS'a giriyorsunuz. TUS'u tamamen simüle eden bir sınav oluşturduk. İlk sınavımızı da Mayıs ayı içinde gerçekleştirdik. 15 Mayıs'ta yanlış hatırlamıyorsam. Bütün birden 6'ya kadar olan bütün öğrencileri o sınava dahil ettik ve öğrenciler yine aynı şekilde işte ikinci sınavda aynı şekilde şunu da gördüler. Biz gerçek bir TUS sınavına girseydik Türkiye'de derecemiz ne olacaktı? Bunu simüle eden bir yapay zeka tabanlı bir sınavdı bu. Ondan sonra bunlar daha sonra atıyorum ikinci sınava girdiniz. İlk sınavdaki başarı oranınız, o ikisini kıyaslayan bir altyapısı olan bir TUS sınavıydı bu. Ve geri bildirimlere baktığım zaman öğrencilerden inanılmaz güzel geri bildirimleri aldık. Çünkü gerçeğe yakın bir TUS sınavı yaptık. Neden bunu becerebildik? Çünkü TUS sınavı değişti. Eskisi gibi değil. Çekirdek eğitim programına adapte ettiler. Son sınavda tek sınavlardan biraz daha farklıydı. Biz bunu çok önce fark edip bu sınavı ona göre belirledik. Ve şunu da yapmaya başladık. Artık YÖK'ün el verdiği ölçüde dün değil evvelsi gün başladık bu çalıştaya. Bundan sonra biz her sene sonunda bütün fakültelerle beraber, dekanlar, enstitü müdürleriyle beraber bütün müfredatı hep beraber gözden geçirmeye karar verdik. Bu da neyi getiriyor beraberinde? Bir fakültenin yaptığı güzel iş diğer fakültede kendine örnek alıyor. Bu anlamda bu çalıştaydı. Müfredatın da içinde bulundu. Müfredattı. Ondan sonra işte sınav sistemi, eğitim sistemi. Bunların hepsini gözden geçirdi bölüm bölüm. Çok kıymetli olacağını düşünüyorum. Biz ona bu sene başladık. Sanıyorum önümüzdeki sene eğitim sistemimiz biraz daha farklı olacak. Mesela ne oldu? Ziraat Fakültesi şöyle bir sisteme geçti. İnternet sistemine geçtiler. Çünkü biliyorsunuz ziraat de son derece pratik bazlı bir fakülte, bir bölüm. Bu anlamda son sene internet sistemine geçtiler. İlk 3 sene şeyi bitiriyorlar, teorik sınavlarını, teorik bütün eğitimlerini. Son sene sadece pratik yapmaya ve işte çocuklar artık neye merak ediyorlarsa bunun daha spesifik olma adına bir sisteme geçtiler. Bu da çok son derece kıymetli gibi Antalya bir ziraat bölgesi olması anlamında da bence önce olacak diye düşünüyorum. Bunun dışında neler yaptık? BAP'tan bahsedeyim biraz. BAP'ı şöyle yaptık Sayın Hocam. Çağrılara çıktık. O çağrılarda atıyorum işte stratejik planımızda bizim nedir? Sağlıktır veya organ naklidir. Çağrıya çıktığımızda bize o zaman zarfında başvuran projelerde hakikaten bu işi anlayacak şeyler oluşturduk, kurullar oluşturduk. Hakikaten hedefe yönelik, hedefin büyük olduğunu düşündüğümüz projeleri 300 bine kadar destekler verdik. Hatta bazı çağrılarda bunun çok başarılı olduğunu düşünmediğimiz için o çağrıda 300 bin lirayı vermedik mesela. Ve dediğim gibi hedefi ve ürünü çok büyük olmayan projeleri maalesef biraz daha cimri davrandık ki daha büyük, daha güzel ürünler ortaya çıksın diye açıkçası.
BAP'ta Şirin Hocam'ın dediği gibi biz de biliyorsunuz cironuzun yüzde en az biri ya da beşi kadar verebiliyorsunuz. Biz de yüzde beşi kadar ciromuzun BAP'a para ayırdık. Bu anlamda hatta biz Cumhurbaşkanlığından bir aşı, kanser aşısı ile ilgili bir proje sunmuştuk onlara. Oradan da bir teknoloji vadisi adına bir bütçe alma şansına eriştik. Bu bütçeyle de bir teknoloji vadisi oluşturuyoruz. Şu anda o teknoloji vadisinde muhtemelen hedefimiz yapay zeka tabanlı ilaç ve kanser aşısı olacak. Bu da bu BAP'ta dediğim gibi yani 300 bin liraya kadar belki bu daha da artacak. Çünkü biliyorsunuz malum bu dolar ve euronun artmasıyla alınan kitler, işte antikorlar, aletler hakikaten çok ciddi bir artış gösterdi. Bu anlamda bu BAP'a da belki 300 bini 500 bini yapacağız bir sonraki süreçte. Bunun dışında ne yaptık? Merkezi bir sınav sistemi yapmaya planlıyoruz. Tıp fakültesinde şöyle yapıyoruz artık, kağıtlarla değil de hem kağıt israfını azaltmak adına hem de bunlar daha kayıtlı olsun diye tabletlerden uzaktan yapmaya karar başladık bazı fakültelerde, mühendislikte ve diş hekimliği ve tıpta. Bunu mümkünse bütün üniversiteye yaygınlaştıracağız. Biz her ne kadar YÖK başkanımız, biz geçen hafta Isparta'da hep beraberdik. Demiştik ki kesinlikle yüz yüze eğitim yapılacak tamamen. Ama dünkü YÖKAK ÜYAK toplantısında bu kadar keskin değildi. Aranızda karar verin tekrar bir konuşalım şeklinde bir beyanda bulundu. Bu bağlamda ben tamamen %100 yüz yüze eğitim olması taraftar değilim açıkçası. Bazı bölümlerde özellikle kesinlikle hibrit eğitimin çok daha kaliteli. Dediğim gibi mesela sadece kendi üniversitemden değil, eğer bütçe ayırabilirsem belki yurt dışından bir öğretim üyesini o kayıt sistemine katıp o kayıt sisteminden belki bir sene boyunca herkesin yararlanabileceği bir eğitim niye olmasın? Çok şık olur diye düşünüyorum açıkçası. Bu anlamda ben kesinlikle artık bundan sonra eğitimin bir kısmının özellikle bazı bölümlerde yüz yüze değil de ya online de işin içinde kesinlikle olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Bunun dışında bir şey daha söyleyecektim. Ne söyleyecektim? Bir şey daha vardı aklımda. Notlarımı almıştım ama şu anda aklıma gelmiyor hocam. Benim genel olarak bizim de şeyimiz buydu. Bir de bizim maalesef üniversitemizde bir baktığınız zaman işte hangi öğrencinin ne tez var, o tezin hangi aşamasında bunu görebilecek bir sistemimiz yok. Şu anda o sistem üzerine uğraşıyoruz açıkçası. Bir de atama yükseltme kriterlerimizi arttırdık. Sadece bunun arttıracağım demenin bile 6 ay içinde atıyorum 750'den 1500'e çıktı. 1300'e çıktı bizim bir yılda yayın sayımız. Bu da muhtemelen yine eğitim sistemini kalitesini arttıracak şeylerden değişmeden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Yine aklıma bir şey gelirse eklerim. Sağ olun. Evet. Teşekkür ederiz Özlem Hocam. Şimdi söz almak isteyen başka rektörümüz var mı? Abdullah Bey var ama ekranı kapalı. Sayın Hocam. Buyurun hocam. Merhabalar. Ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kusura bakmayın. Biz dün biliyorsunuz UYAK toplantısı vardı İstanbul'da. Şimdi Ankara'ya doğru hareket ediyoruz. Cep telefonundan bağlandım. Ben de tüm hocalarımızı herhalde ben de bir konuşmacıdan sonra sıra bendeydi ama önceliği bana verdiniz herhalde. Hocam bir yerleşeyim. Paylaşabilirsiniz evet. Hocam söylemek istediklerinizi. Sorun yok. Tamam. Sayın ben öncelikle Necdet Hocam sizleri tebrik ediyorum Ege Üniversitesi'ni. Gerçekten kalite çalışmalarında Türkiye'deki tüm üniversitelere öncü oldunuz. Özellikle kalite süreçlerinde akreditasyon alarak bizim de üniversitemizin kalite kurulu sizin üniversitenizle irtibata geçti ve birçok modelinizi örnek aldılar. Biz de Van 100. Üniversitesi olarak kalite koordinatörlüğü kurduk. Ve YÖKAK'ın bu son ilan ettiği 30 üniversite arasında biz de varız, aday üniversite arasında. İnşallah önümüzdeki yıl bu süreci tamamlayacağız diye ümit ediyoruz. Tabii ki geçen üniversitemiz ile
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı DAKA işbirliğinde birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Biz stratejik planımızı 4 amaç üzerine kurduk. Bunlardan bir tanesi tabii ki üniversitemizin daha önceki stratejik planında eğitim, öğretim birinci sıradaydı. Biz üniversitemizdeki web sayfamızı da güncelleyerek birinci ikon olarak Van 100. Üniversitesi'ni araştırma üniversitesi olma yoluna değiştirdik stratejik amacımızı. Çünkü bunu neden yaptık? Van 100. Üniversitesi 1982 yılında kurulmuş bir üniversite. Bu yıl 40. yılımızı kutluyoruz. Hatta 40. yıl etkinlikleri kapsamında bu akşam Ankara'da Gazi Üniversitesi'nin konser salonunda da bir 40. yıl etkinliğimiz olacak. Çünkü Van 100. Üniversitesi gerçekten bu yaklaşık 40 yıllık süreç içerisinde hem kendi kuruluşunu tamamlamış hem de Türkiye'deki birçok yeni kurulan üniversiteye hem akademik anlamda hem de kuruluş aşamasında çok ciddi destekler vermiş bir üniversite. Biz de Van 100. Üniversitesi olarak 3. nesil, işte yeni nesil bir üniversite olma yolunda hızlı ve sağlam adımlarla ilerliyoruz. Çünkü bu yeni nesil üniversiteleri en sade biçimde bilgi öğreten, bilgi üreten ve topluma katkı sağlama hedefi taşıyan üniversiteler olarak tanımlayabiliyoruz. Bu düstur gereğince de gerek öğrencilerimiz, gerek akademisyenlerimizin motivasyonunu artırmak ve onları bilimsel üretime teşvik etmek amacıyla elimizdeki tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Akademik çalışmalarımızda hızla devam ederken değerli hocalarım, ARGE, medya teknoloji, girişimcilik çalışmalarımız da başarılı bir ivmeyle yürüyor. Bu yeni nesil üniversite olma yolunda 2021-2025 dönemi stratejik planını 4 temel hedef üzerinde kurguladık. Buna göre ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine ve üretimine katkı sağlayacak araştırma projelerini ve merkezleri çoğaltıyoruz. Eğitim, öğretim niteliğini daha yukarılara taşımak, üniversitemizin kurumsal kapasitesini artırmaya çalışıyoruz. Ve buna yönelik olarak da hedeflerimizi belirledik. İşte en önemlisi bu anlamda teknolojik ve inovatif gelişmelere yönleniyoruz. Bu anlamda da DAKA'nın cazibe merkezleri destekleme programı kapsamında üniversitemiz DAKA ve COSGAP işbirliğiyle Van 100. Üniversitesi kampüsümüzde yaklaşık 4000 metrekarelik kapalı alan üzerine kurduğumuz içinde işte laboratuvarları, çalışma alanları, olan startup kuluçka merkezleri olan Innovan ismi Innovan Girişimcilik Merkezi hizmet üretmeye başladı. Bu merkezimizde Van 100. Üniversitesi'nde yapılan ARGE çalışmalarının özellikle ticarileşmesi anlamında, işte ürüne dönüşmesi anlamında iş fikirlerini hayata geçirmeye sağlıyoruz. Kuluçka merkezi mantığıyla bölgenin girişimcilik potansiyelini de ortaya çıkarmak istiyoruz. Çünkü Van ili gerçekten yaş ortalaması olarak Türkiye'nin en genç illerinden bir tanesi. Yaş ortalaması 20-21'lerde, Türkiye ortalamasının çok çok altında. Özellikle ortaokul ve lise TÜBİTAK proje yarışmalarında Van'dan yarışmaya katılan öğrenci sayısı İstanbul'dan bile daha yüksek. Çok ciddi bir girişimciliğe merak var. Gençlerimizde, çocuklarımızda böyle bir heves olduğunu gördük. Biz de bunları doğru yönde kanalize etmeye çalışıyoruz. Yine üniversitemizde medya ve iletişim merkezi kurduk. Bu anlamda tamamıyla bir profesyonel TV stüdyosunda olan bir televizyon stüdyosu haline getirdik şu anda. Medya ve teknoloji konusunda da kurulmasını sağladığımız bu merkez ile yapıcı çalışmalar yürütüyoruz. Üniversitemiz bünyesinde 19 fakültemiz var. Bu fakültelerimiz 10'da meslek yüksek okulumuz var. Bunları yine üniversitemizin teknokenti olan Van Teknokenti'ni, işte İnovan Girişimcilik Merkezi, Uzaktan Eğitim Merkezi, Bilgisayar Bilimleri Araştırma Uygulama Merkezi, TTO ve Teknoloji Topluluğu gibi birimlerimiz aracılığıyla
bu birimlerimizde nitelikli bilim insanlarını bir araya topladık. Mesela yüksek okullarda dağınık durumda olan lisansı veya doktorası bilgisayar mühendisliği olan, elektrik elektronik mühendisliği olan, endüstri mühendisi olan hocalarımızı bu merkezlerimizde bir arada toplayarak bir dinamizm, bir sinerji oluşturduk ve üniversitemizin şu anda BAUM kanalıyla kendi yazılımlarımızı kendimiz üretir hale geldik. Dolayısıyla oradaki personelimize de bir motivasyon oldu. Öğretim görevlilerimize de bir motivasyon olmuş oldu. Tabii ki pandemi döneminde tüm teknolojik ve akademik birikim imkanlarımızı uzaktan eğitim sistemimizi yenileyerek devam ettirdik. Ve gerçekten burada Türkiye'deki üniversite arasında başarılı bir noktaya geldik. Özellikle robotik kodlamadan girişimcilik programlarına kadar birçok e-platformlarda seminerler, eğitim programları yine üniversitemizin sürekli eğitim merkezi aracılığıyla düzenledik. Tabii ki bu gelişmelerin yanı sıra akademik teşviği ve motivasyonu artırmak amacıyla Özdenen hocamızın da belirttiği gibi üniversitemizin biz de BAP, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi'nin yönergelerini yenileyerek bilimsel üretime katkı sunmaya kesintisiz ve istikrarlı şekilde devam etmekteyiz. Ve bunun sonucunu da 2 yıl içerisinde meyvelerini de almaya başladık. Bu açıklanan ranking sıralamalarında gerek URAP sıralamalarında, örneğin URAP'ta Van 100. Üniversitesi 2018 yılında 42. sıradayken 37. sıraya, sonra 35. sıraya kadar yükseldik. Yine Leiden'in ilk %10'luk üniversiteler arasına girdik. Yine STI IMEIGO'da 2021 yılı alan bazlı yetkinlik haritasında da üniversitemiz yer aldı. Türkiye'den 125 üniversitenin kabul edildiği sıralamada 19 farklı disipline göre sıralandı bu raporlar. Üniversitemiz dünya genel sıralamasında 569. Türkiye sıralamasında da 36. oldu. Tıp, farmakoloji, özellikle toksikoloji, eczacılık, veteriner, çevre bilimler gibi ilk birçok alanda da ilk 20 sıraya yerleştik. Tabii ki bunun dışında yine Hollanda merkezli Leiden'de de az önce dediğim gibi %10'luk sıralamada 1211. sırada yer aldık. Az önce diğer rektör hocalarımızın da belirttiği gibi Türkiye'deki birçok üniversite artık bu rankinglere girmeye başladı. Gerçekten son dönemdeki rektör hocalarımızın çoğu bu konulara daha özen gösteriyor ve Türkiye içerisinde de bir tatlı rekabet oluştu. Bu sayede artık görüyoruz ki işte Akdeniz Üniversitesi, Ege Üniversitesi, diğer üniversitelerimiz Türkiye'deki sıralamalarda yükseldiği gibi dünya sıralamalarında, hani hep eskiden derlerdi ya, ilk 500'de, ilk 1000'de Türkiye'den üniversite yok, hemen basın bunu malzeme yapardı. Ama son 2-3 yılda görüyoruz ki Türkiye'deki artık birçok üniversite dünyada ilk 500'e, ilk 1000'e çok rahatlıkla girebiliyor. Çünkü artık biz Sayın YÖK Başkanımız Profesör Doktor Erol Özvar hocamızın dediği gibi verilerimizi kontrol etmeye başladık. Yani aslında daha önce de belki vardı ama verilerimizi bu sistemlere biz bildiremiyorduk, verilerimizi aktaramıyorduk. Şimdi bu verilerimizi aktarmaya başladık. Dolayısıyla Times Higher Education'ın da Impact Ranking'inde üniversitemiz 600 bandında yer aldı. Kasım ayında açıklanacak World Ranking'de de inşallah, çünkü 2022 yılında yayın sayılarımızda özellikle Web of Science'da ve Scopus'ta çok ciddi yukarı doğru bir kırılmamız oldu. Burada işte BAP'ta verdiğimiz teşviklerin, akademisyenlerimize verdiğimiz gerçekten proje desteklerinin, özellikle Q1, Q2 dergilerde yayın yapan akademisyenlerimize ciddi anlamda proje desteği veriyoruz. Çünkü yayın yapma potansiyeli olan, çok sayıda doktor öğrencisi olan hocalarımıza, özellikle doktor öğrencilerine BAP'tan destekler vererek kendilerine de temel araştırma projelerine ya da öncelikli alan projelerine ya da TÜBİTAK'ta en azından bir projesi olup C seviyesinde olan hocalarımıza ciddi BAP'tan destekler vererek Q1, Q2'deki yayın sayımızı son 2 yılda ciddi sayıda artırmış olduk. Tabii ki biz Türkiye'nin doğusunda olduğumuz için diğer
nüfusun yoğun olduğu Marmara, Ege'ye uzağız. Dolayısıyla özellikle lisans öğrencisini batıdan öğrenci noktasında biraz dezavantajlı durumdayız. Ama bunu avantaja dönüştürmek için de, yani bu dezavantajı ortadan kaldırmak için de yine üniversitemiz çok ciddi burs anlamında öğrencilere özellikle destek vermeye başladık. Tabii ki stratejik planda artık şehir, ülke, dünya bizden sadece bilimsel yayın, araştırma, eğitim, öğretim istemiyor. Biliyorsunuz toplumsal katkı da istiyor. Sosyal sorumluluk projelerinin de artmasını istiyor. Bu anlamda bulunduğumuz şehirle, bölgeyle veya yakın diğer ülkelerle daha fazla işbirliği yapmamızı istiyorlar. Biz de bu işbirliklerini arttırmak için özellikle Amerika Büyükelçiliği'nden iki tane proje geçirdik. Bir tanesi Women Entrepreneurship, kadın girişimciliği, bir tanesi de Patent Growth projesiydi. Patent Growth projesiyle 7 teknoloji alanında bütün Doğu ve Güneydoğu'daki teknokentlerde ve oraların ticaret odalarına Van 100. Üniversitesi olarak çok ciddi ortaklıklarla eğitimler düzenledik. Şehir bize gelmese biz şehire gideriz sloganıyla Van ve bölgedeki ticaret odalarıyla, esnaf odalarıyla, OSB'lerle işbirliği yapmaya başladık. Özellikle akademik şirketlerin sayısını teknokentimizde arttırdık. Şu an 42 tek şirketimizin 14'ü akademisyen şirketi ve Van teknokentimiz ilk defa %100 doluluk oranına ulaştı. Burada da akademisyenlerimize özellikle elimizdeki COSCEP aracılığıyla oradaki projelere yönlendirerek çok ciddi destekler olmaya çalışıyoruz. Tabii ki bunlar hani kolay değil, çünkü sanayi anlamında biz bir Antalya gibi, bir İzmir gibi, bir İstanbul kadar şanslı değiliz, ama son dönemlerde özellikle tekstil anlamında Türkiye'deki büyük firmaların Van OSB'de tekstil atölyelerini, fabrikalarını kurduğunu gözlemliyoruz. Bu anlamda da özellikle ön lisans programlarında tekstil teknolojisini önceleyerek Van OSB'de biz Van OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nu da kurmaya çalışıyoruz şu aşamada. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği üzere gelecek onu tasarlayanlara aittir diyerek hepimizi inovatif düşünceyle Türkiye'mizin geleceğini daha sağlam kılmak adına kendi teknolojimizi üretmeye, geliştirmeye davet ediyor biliyorsunuz. Bu gelişim ve dönüşümün eğitim alanında ve akademide de en etkin şekilde kullanılmasını, uygulanmasını temenni ediyorum. Başta Ege Üniversitesi olmak üzere bu faydalı etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Ege Üniversitesi rektörümüze, diğer rektör hocalarımıza, tüm katılımcılarımıza en derin saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Kusura bakmayın, dün UYAK toplantısı acil olduğu için normalde biz makamımızdan bağlanacaktık ama böyle yoldan da bağlandığım için tüm katılımcılardan da tekrar özür diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, değerli rektörüm, teşekkür ederiz. Şimdi aslında gerçekten Türkiye'de... Sayın rektörüm, sesiniz kapalı görünüyor. Açık gelmesi lazım. Geliyor mu? Geliyor sayın rektörüm. Geliyor, tamam. Yani gerçekten Türkiye'de ben YÖK Başkanımız Erol Özvar Hocamızın nezdinde de rektörlerin olduğu platformda da dile getirdiğim için söylüyorum. Türkiye'de rektörler inanılmaz çalışıyor. Devlette de, vakıfta da. Ve bu bilgi ve bilim çağında üniversitelere çok büyük iş düşüyor. Özellikle kendi ülkelerinin kalkınması anlamında. İnanılmaz bir performans var. Ben gerçekten üniversiteleri takip ettiğinizde herkes arıl arıl eğitim, öğretim, araştırma birçok alanda çok önemli bir performans sergiliyor. Ama burada bir eksiğimiz var. Bence bu kongre o nedenle faydalı. Rektörlerimizin bu çalışkanlıkları ve deneyimlerinin paylaşılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. O nedenle de bu kongre bu anlamda önemli. Ben rektörlerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Zaman da bayağı bir geçti. Hepimizin de programı olduğunu biliyorum. Ben tekrar katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Bütün herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet. Teşekkür ederiz değerli hocam. Evet. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin.
Teşekkürler. Sağ olun. Sevgiler, saygılar hocam. Çok teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.